Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakan, kıymetli misafirler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza törenine başlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık ve tıp alanlarında işbirliğine dair anlaşma. İmzacılar Türkiye adına Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Arnavutluk adına Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastırlıyu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında eğitim alanında işbirliği anlaşması. İmzacılar Türkiye adına Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, Arnavutluk adına Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Eviz Kuşi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında Arnavutluk İşkodra'da bulunan Kurşunlu Camii'nin restorasyonu ve taşkın koruma sistemi projesinin uygulanmasına dair işbirliği protokolü. İmzacılar Türkiye adına Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk adına Kültür Bakanı Elva Margariti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında yapı işleri alanında mutabakat zaptı. İmzacılar Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, Arnavutluk adına Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiri. İmzacılar Türkiye adına Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk adına Başbakan Edirama.
Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanımız ve konu Sayın Başbakan'a bırakıyorum. Arz ederim. Sayın Başbakan, değerli dostum Edirama, kıymetli bakanlar, değerli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendisine ve heyetine, ülkemize, başkentimize hoş geldiniz diyorum. Arnavutluk dost ve kardeş, müttefik bir ülkedir. Bizler asırlar boyunca birlikte yaşamış, birlikte mücadele etmiş, tarihe silinmez izler bırakmış iki kardeş ülkeyiz. Asırlara uzanan ortak tarihimizin izlerini edebiyattan sanata, düşünce hayatından mimariye kadar uzanan geniş bir alanda görmek mümkündür. Bugün Elbasan'dan Korça'ya, İşkodra'dan Vilora'ya kadar Arnavutluğun her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz. İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz. Başbakan Rama ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle az önce yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak siyasi bildiriyi imzaladık. Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Attığımız bu adım her alandaki işbirliğimizin daha da geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanı sıra bölgesel meseleleri de ele aldık. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel her türlü alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları ele alma fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek projelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Arnavutluk, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığını başarıyla yürütmesinin hemen ardından 1 Ocak itibariyle Karadeniz Ekonomik İşbirliği dönem başkanlığını üstlenmiştir. Kendine bu önemli görevde başarılar diliyorum. Kıymetli basın mensupları, 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde Arnavutluk iki büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan her iki depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin imdadına koştuk. Arama kurtarma çalışmalarından diğer yardımlara kadar elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için 522 konut inşa etme kararı aldık. TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek deprem konutlarının temel atma törenini 23 Aralık'ta hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu konutların Türkiye-Arnavutluk arasındaki kader birliğinin yeni bir sembolü olacağına inanıyorum. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayın Başbakan'la görüşmemizde bu hususların yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de değerlendirme fırsatı bulduk. Türkiye, Arnavutluğun en büyük 4. ticari ortağıdır. Müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük dış yatırımcı konumundayız. Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız,
yaklaşık 15 bin Arnavut kardeşimize istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'ta bilhassa altyapı ve turizm alanlarında yatırımlarımızı artırmayı planlıyoruz. Böylelikle ekonomik işbirliğimizi de yeni bir boyuta taşımayı öngörüyoruz. Osmanlı döneminden kalan, ortak kültürümüzü yansıtan tarihi eserleri geleceğe taşımaya büyük önem veriyoruz. TİKA vasıtasıyla Arnavutluk'ta yaklaşık 20 milyon avro değerinde 500'ün üzerinde restorasyon projesini hayata geçirdik. Kültür Bakanlarımız az önce Arnavutluk'taki en önemli Osmanlı kültürel mirası olan İşkodra şehrindeki tarihi Kurşunlu Camii'nin Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonuna ilişkin protokolü imzaladı. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında bu projeye de başlamış olacağız. Kıymetli basın mensupları, görüşmelerimizin ana gündem maddelerinden biri de terörle mücadele ile askeri ve savunma alanlarındaki işbirliğimizdi. FETÖ terör örgütünün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu noktasında Arnavutluk makamlarıyla hemfikiriz. FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Ve bu vesileyle Türkiye, başta Türkiye Maarif Vakfı olmak üzere ilgili tüm kurumlarıyla Arnavutluğun yanındadır. Yine bu arada Türkiye Maarif Vakfı olarak devralınan Tiran'daki üniversitenin yarın İstanbul Teknik Üniversitesi ile Sayın Başbakan'ın rektörle bir araya gelmek suretiyle adımı da atılacaktır. Zira şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 100 civarında Arnavut evladımız orada eğitim öğretim görüyorlar. Bu adımla beraber de şu anda eğitim öğretimde Türkiye Arnavutluk arasında çok güçlü bir adım atılmış oluyor. Bu düşüncelerle 25 Nisan'da gerçekleştirilecek genel seçimlerin Arnavut'la ve Arnavut halkına şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sözlerime son verirken kıymetli dostum Sayın Rama'ya ve hayatın heyetinin değerli mensuplarına bir kez daha hoş geldiniz diyor. Sözü kendilerine bırakıyorum. Please. Falin de Roy, öncelikle Nazemra, teşekkür etmek istiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na, Miguntim, benim dostum, për këtë mikpritje të arrushme, unutulmaz misafir ve velim, ki aynı zamanda ben Türkiye'ye ilk defa ziyaret etmiyorum, dost Türkiye'yi, daha önce de gelmiştim. Fakat bu misafirperverlikte bu sefer bu hepimiz hep birlikte Arnavutluk'tan gelen heyetle birlikte konstatojmë şunu tespitine bulunduk. Fort, güçlü bir iradenin göstergesini gördüğüm iki ülke arasındaki ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak için imkanını gördük. İki hükümetin arasındaki Sayın Cumhurbaşkanım, teşekkürim. Biraz önce yaptığımız başa baş görüşmelerde ve çok kıymetli zamanını bize ayırdığı için bizim heyetimize ödedim. Birçok konuyu ele aldık bu görüşmemizde, başa baş görüşmelerimizde. Fakat bunun aynı zamanda müteşekkirlik duygularımı iletmek istiyorum Türk halkına. Bizim halkımıza Arnavutluğun desteğinde yanında bulunduğu için depremden etkilenen 26 Kasım geçen yılın 26 Kasım'ın depreminden etkilenen ailelerin için, çünkü aynı zamanda Arnavutluğu iki ay önce başka bir deprem olmuştu ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bunu açıkça beyan eden hem ulusal anlamda hem de küresel anlamda Arnavutluk'ta
hapi rrugë një procesi tërë përfshirje të shumë të tjerëve bu sürece başkalarının katılmasını da sağladı bu kendi girişimleri ve böylece kayda değer Arnavutluk ve depremden depremzedeler için kayda değer bir meblağ, bir tutar tarif edildi. Fakat şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan'ın şahsi tarafından ilan edilen bu denişme një problem të vetin dhe kur ky problem ka qenë thjesht i yuni, por edhe kur Turqia njësoj si ne, njësoj si gjithë bota, u godit nga koronavirusi, prezidenti dhe Republika e Turqisë i qëndruan pranë Shqipërisë, Türkiye ve Türk onun için çok başkanı Anadolu yanında bulundular ve diğerleri gibi hareket etmediler. Njerëzve të mbyllen në shtëpi, mbyllen në shtëpi dhe shtetet e tyre. Sadece insanlara ndaluan deri dhe evde kalın demediler, kendi ülkelerinde de sınırlarını da kapattılar. Yardımların ilaçlarını, sağlık yardımların ihtiyaçlarını ulaştırmak için kapılarını, sınırlarını kapattılar. Şumdu me thënë se për ne, si çësht, şumdu me thënë yardımlar çok anlamlıdır. Edhe sot, bugün bile një nga temat e diskutimit ka qenë pikërisht bashkëpunimi i afërt me së dy vendeve dhe natyrisht në këtë rast mbështetja e presidentit të Republikës së Turqisë për Shqipërinë në të gjithë procesin e kësaj lufte sallıkla e madhe me këtë armik të padukshëm, pa u kursyer dhe pa i mbajtur sytë vetëm nga vetja brenda kufive të Turqisë. Besoj që sjellja e Republikës së Turqisë ndaj nesh dhe qasja e presidentit Erdogan në situatat kur vënde si yni gjënden në vëshirësi, janë mishërimi i asaj fjales paharushme të Kemal Atatürk-ut, i cili thoshte se njerëzimi është një trup i vetëm dhe çdo komb është një pjesë e këtij organizmi. Edhe pse Turqia u godit Türkiye'de depremlerde etkilendi. Turqia u gjend në domosdoshmërinë për të marrë me plagët e veta, kendi yaralarını sarmakla për cilat ja kam shprehur ushullimin ve buna prezidentit qysh në kryeterës dhe dëshiroj t'ja rishpreh edhe sot. Kjo nuk e bëri të ndalet për asnjë sekond. Projekti as pak i vogël që po realizohet me mbështetjen e ti dhe në mbiqyrjen e vazhdushme të ministrit Miku Ton Murat, i cili nukërse nuk ka këtu shumë e shumë pun të tjera për bërë, dhe që duhet merët dhe merë ndërtimin këtu në basë të të metrëve, dhe gjithi kohë të vinë në Tiran, po jo vetëm të vi, por dhe tjetë vazhdimisht i pranishëm në gjitha diskutimet tonë. Fakat yapılan bütün görüşmelerde de solidarizimi dhe reagimi ndaj ngjarjeve të tilla reflektojnë olaylardaki esencën e kësaj marrëdhënie dhe esencën e humanizmit që është në themel özünü aslında temsil etmekte kësaj marrëdhënie. Dhe unë jam sot vërtet krenar që ben bugün şahsen çok gurur hissediyorum. Venderi që të nënshkruaj këtu në emër të Republikës së Shqipërisë me presidentin Erdoğan deklaratën për krijimin e këshillit të bashkëpunimit të nivelit lartë. Yüksek düzey işbirliği konseyi ortak siyasi bildirisinin imzalanmasından çok gurur duyuyorum. Partneritetin tonë shpallu strategjik daha önce ilan edilen në stadin e një marrëdhënie institucionale daha kurumsal bir ilişkiye hükümetleri arası bir ilişkiye seviyesine yükseltmek ve benim burada vizit, bu ziyarette ve imzalanan bu grupet përbashkëta aslında şunu görüyorum ki afer, daha yakın çalışabilmek için ortak çalışma grupların kurulması ve bunu bütün bürokratik engelleri kaldırarak yapacağız. Mardonyeve. Mes dy shteteve, pra duke funksionuar si një organizëm që sheh edhe projekton dhe bashkëpunon në të njëjtin drejtim. Pa diskutim që potenciali është shumë i madh,
gören ve çalışan. Çok memnunum ki yaptığımız görüşmelerde ve sadece sözle değil fakat aynı zamanda ndjekën direkt në moment doğrudan konuları takip ederek bisedës që lidhen me çka kemi biseduar më parë daha önce de konuştuğumuz konulardan bazı önemli müdahaleler gerekmekte mesela në fushën e shëndetësis në fushën e arsimit dhe besoj që është lajm shkëlqyer për të rinjt ve gençleri için çok mükemmel bir haberdir bu Arnavutluk gençleri için siç është ITU Üniversitesi İstanbul Teknoloji İstanbul'dit. Yani ku ne kemi tani më një burda bizim një zinxhir brez të disa viteve studentëve shqiptar që kanë shkëlqyer do të jetë prezente së shpejti ashtu si ku nërë jam i lumtur që së shpejti edhe spitali në i Fierit do të jetë realitet o da gerçek olacak bu projemiz tani bastet në Turqi dhe në Shqipëri janë të ndaluara me ligj Gerçekten müteşekkirim. Edhe në emër të gjithë delegacionit. Bütün heyetim adına. Për këtë mikritje, për këtë kohë të çmuar të vënë dispozicion. Kıymetli zamanınız bize ayırdığınız için bu güzel ve sıcak misafirperverlik için. Ve özellikle de bugün tekrar birlikteyiz. Sizin tarafınızdan në këtë, verilecek resmi akşam yemeğinde bu ortamda. Kaç mikritës dhe kaç të mërët për gjithë. Çok sıcak ve çok falenderoj të gjithë antarët profesisë suaj që nga ministri jashtëm në një kitë shmuar dhe i ka hershëm Shqipërisë të Muratu dhe të të tjere dhe jam bindur që sot ne kemi bërë një hapë frutët e cilit pasojët e cilit pozitive shqiptarët dhe turqit bashkë të shojnë në materializimin e këtyre inisiativa. Bu girişimlerimizin gerçekleştirdiği zaman doğrudan göreceklerdir efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.